Neslihan Hanım selamlar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yoğun bir seanstan çıktık. Evet. Nasıl hissediyorsunuz? Adrenalin çok, enerjim çok gibi. Bir 10 dakika, 20 dakika sonra biraz düşecek, sakinleyeceğim. İyiyim, çok iyiyim ama çok iyi geliyor yaptığım hareketler. Süper. Peki bize kendinizi tanıtmak ister misiniz? Tabii. Nereden geldiniz? Buraya nasıl geldik? Neler yaptık bu süreçte? Tabii. İsmim Neslihan Aktora. Bilgi Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler bölümünde doktora yapıyorum. Hem de araştırma görevliliği yapıyorum. Buraya gelmemin sebebi aslında burayla tanıştıran beni annem. Sizinle de tanıştıran beni annem. Şükran. Şükran Hanım. Kendisine onun... sevgiler buradan, saygılar. onun bazı bacakta sıkıntıları vardı. O bizi tanıştırdı, iyi ki de tanıştırmış. Teşekkür ederim. Ben çok memnunum, onun burada iyi ki tanıştırmış. Bir senedir beraber çalışıyoruz. Evet. Bence çok iyi gidiyor. Hani biraz arada söyleniyorum, şey yapıyorum ama bence iyi gidiyor. Peki ilk bize geldiğinizde boyun fıtıkları, bel fıtıklarınız vardı. Bir de merdivende yürüme zorlukları. O süreçte neler yaptık? Nasıl hissettiğini sonrasında açıklamak ister misiniz? Tabii. Önce bel fıtığından başlayayım. Bel fıtığında çok zorlanıyordum ayakta durmakta. Üniversitede ders verirken hem topuklu ayakkabı hem de sürekli ayakta durmaktan çok sıkıntı çekiyordum. Şimdi daha rahat, daha iyi hissediyorum kendimi. Daha özgüvenli hissediyorum ayakta dururken, ders anlatırken. Boyun fıtıklarında da şöyle bir şey oldu. Hep masa başında çalışmaktan, bilgisayar başında çalışmaktan çok sık ağrılarım, akut ağrılarım vardı. Bu ağrıları en azından tolere etmeye ve nasıl onlarla yaşama, onları iyi etme durumuna geleceğimi öğrendim. Ve çok daha iyi hissediyorum şu anda. Bir sorunum daha vardı. O da çok sık düşme, denge kayıpları ve çok sık düşme sıkıntıları oluyordu. Denge üzerine beraber çalıştık. Güçlendiğimi hissediyorum. Ve bu sayede de çok fazla düşme yaşamıyorum. Çok şükür sizin sayenizde, teşekkür ederim. Bir düşme anınız var, hatırlıyor musunuz? PT'nin önünde. Kamera kayıtlarına bakmış. Kamera kayıtlarına. Evet, onu hatırlatmasaydık iyiydi. Kamera kayıtlarında vardı. Böyle sağma soluma bakıp bayağı bir düşmüştü. Ondan sonra hiç oldu mu düşme? Çok şükür olmadı. Süper. Onda da yani hiç böyle çok talihsiz olaylar olabilirdi. Merdivenden kayıp bir yuvarlanma, evet, gibi. Evet. Ama çok şükür kendimi yerinde tutabildim. Yerinde ve zamanda düştüm. Teşekkür ederim tekrar. Bu arada şöyle de yapıyoruz. Haftada 3 gün sizinle çalışıyoruz. 1 saat, 1,5 saat aralığında. En azından 1,5 saat. En azından 1,5 saat. Bana göre çabuk geçiyor. Diğer günlerde de, haftanın diğer günlerinde de gelip buraya zero runner ve bisiklette kendim ve diğer arkadaşların gözetmenliğinde devam ediyorum. Aerobik kapasiteyi arttırmak için. Aynen öyle. Aktif kalabilmek için. Kalabilmek için. Çünkü masa başı işler olduğu zaman hani aktif kalmak zor oluyor evin içinde. Bunlar da bana faydalı oluyor. Süper, çok güzel. Bir seneye yakın çalıştık Neslihan'la birlikte. Peki evet. Bu süreçte bundan sonraki hedefleriniz nedir? Açıklamak ister misiniz? Tabii. Biraz? Bu süreçteki en üstteki hedefim işte kilo vermekti. Bu sayede başladım ve çünkü bu vücuttaki ağrıların kiloyla alakalı olduğunu ve kan dolaşımıyla alakalı olduğunu biliyordum. O yüzden biraz ağrılarım azalsın diye kilo vermekle başladık biz. Ama daha sonra hayatımın belli bir zamanında hep oturarak geçirdiğim için daha aktif olmak açısından buraya alıştım ve burayı çok sevdim. O yüzden hani devam etmek, aktif olmaya devam etmek istiyorum sizlerle. Daha uzak hedeflerim şunlar. Bir tanesi okulda ders anlatırken çok zorlanıyoruz. Hem ayakta, dizlerde ve belde çok büyük problemler, çok ağrı oluyor. Çünkü uzun zamanlar, uzun süreler okulda ayakta kalıyoruz. Bu ağrıların biraz geçmesi. İkinci hedefim de
çift havuzlar yakınlarında oturuyorum ve sahille gidip, küçük bir de köpeğim var, sahile Pati. Gidip onunla patim var. Pati 10 yaşında kendisi, evet. Sizler de tanıyorsunuz. O yüzden hani onunla daha rahat ve kalan zamanımızı, onunla kalan zamanımızı daha aktif geçirmek istiyorum. Ve tabii dolaşmayı da, gezmeyi de seviyorum, seyahat etmeyi. Daha rahat hareket edebilmek için mobilitemi ve bu sırtımdaki ağrıları, belimdeki ağrıları azaltabilmek ve mobilitemi daha fazla arttırabilmek için devam etmek istiyorum. Hedeflerim bunlar. Süper, çok güzel. Ya, hedeflerinizden bahsettiğiniz için çok sağ olun. Gerçekten bizim için önemli hepsi ve samimiyetimiz gayet iyi bir seviyede. O yüzden birlikte bu egzersizleri yapmak, birlikte bu süreçte ilerlemek aktif kalmak benim için de çok güzel bir şey. O yüzden sizi bu yolda daha çok ilerletmek bize de keyif verecektir, emin olun. Birlikte antrenman yapabileceğimiz günleri bekliyorum ben de. Çok uzak olduğunu düşünmüyorum. Bu yolda ilerlediğiniz sürece birlikte başaracağımızı düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. İyi ki yollarımız kesişmiş. Evet. Daha uzun senelere inşallah diyorum. Teşekkür ederiz, sağ olun. Çok teşekkür ederiz bu arada. Bize vakit ayırıp bu röportajı yaptığınız için. Ne demek? Tekrardan görüşmek üzere. Evet.